Kasete ulaşmak daha kolaydı. Kayıt yapmak daha kolaydı. İstediğiniz parçaları seçiyordunuz. Ve ben hiçbir kasetimi elimden çıkarmadım. Hepsi hala duruyor. Hala sadece kaset formatında olup CD aktarılmış ne de dijital ortama aktarılmış albümler var. Bunları müzik koleksiyoncuların bir kısmı bu kasetlerin peşinde. Bunları arıyor. Yani başka formatta yok. Dinlemek isterse mecburen kaset olarak bulacak. Arabesk kültürü de hala devam ediyor. Mesela Ferdiciler var, Müslümcüler var, Orhancılar var. Bütün dünya üzerinde basılmış kasetlerini topluyorlar. Hepsini. Müslüm Gürses'in hayranları çok kaset istiyorlar. Onun da bugüne kadar hiç çıkmamış albümleri vardı bende. Onu çıkartmak için kaset yapayım dedim. Bir de bizim eski yaptığımız kağıt baskılı kasetlerden istiyorlar. Bir kağıt yapayım dedim. Bir format hazırladım. Bir şekil hazırladım. Fakat kaset üretecek Türkiye'de bir tane fabrika bulamadım. Türkiye'de kaset çok hızlı yaygınlaştı. 86-87 gibi bandrol yıldız çıktıktan sonra kaset olayı patladı. Yani hele 90'lara geldiğinde yani hiç tanımadığımız ilk defa albümü çıkan sanatçılar bile minimum 100 bin kaset basıyordu. 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon satan albümler vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum, Ferdi Tayfur'a çok önemli bir, başarılı bir albüm yaptık 1977 senesi ve o senede yılbaşında televizyona çıkacak. O dönemin Cumhurbaşkanı imza verdi ve Ferdi Tayfur çıktı, yılbaşında 3 tane şarkı söyledi ve Türkiye'de yer yerinden oynadı. Elinden bir tas su içmez olaydım, yolum düştü. Güzel yüzüne bakmaz olaydım. Kasetin sonunu getiren CD oldu. CD satışları çok arttı bütün dünyada. Fiyatları ucuzladı. Bu teknoloji değişe değişe internet çağı başladı. Ve artık biz içinde bulunduğumuz bu dükkanları yazıhane gibi bir ofis olarak yani kullanıyoruz. Plan ve kasetin daha sıcak bir tını var. Ya o sıcaklığı hiçbir zaman MP3'te veya YouTube'da bulma şansınız yok. İnternette bulma şansınız yok. Ne olursa olsun o kaset bambaşka bir şey. Kutusunu açıyorsunuz. Hangi parçalar var? Kaç dakika sürüyor? Ona bakıyorsunuz. Kimler çalmış? Bazısında kitapçık var. Uzun bir şekilde yazıyor hepsi. Nerede? O şekilde şu an Unkapan'a gidip de kaset alabileceğim bir firma yok. Ben hiçbir zaman içi müzik dolu, sanat dolu bir emtianın imha edilmesini istemem. Yapılacak da bir şey yok. Çok büyük bir yer kaplıyor. O yerin de tabii ki bugünkü ortamda maliyetleri çok yüksek. Teknolojiye uygun olarak plastiğe çevirdiler. Ama içindeki çok önemli yani müzik yapımları vardı. Onlar da dijital ortama aktarıldı. Şu anda hani müzikal olarak bir kayıp yok. Şimdi CD'ler bitiyor, basılmıyor falan, imha ediliyor. 15 sene sonra müziği yönlendiren çok büyük firmalar bu plan sesi çok kötüymüş, CD müthişmiş deyip CD'yi geri döndürebilirler. Bu mümkün. Kaset geri döner mi? Kaset bence hiçbir zaman geri dönmez, hiçbir zaman da kaybolmaz. Onu seven az da olsa bir insan var. Çıldıranlar oluyor. Aslında çok az bir çeşit bir şey.